Arkadaşlar merhabalar. Stratoga tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomun çıkarttığı safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Birinci koşu maiden'la başlanıyor. 5 nolu safkan, bu kazancı yüksek safkanın maiden'a veda etmesi gerekir. Grubum kaliteli at ama tek yarışı, eksik yarışıyla burada Murat Ortiz 7 bu atın rakibi olur. 5-7 sürprizini 4 yaşında olan 4 ve 2 nolu safkanlar handikapsız at AGP almış yapabilir. Beşin 4 yaşının avantajı olması isterlerse tabii bir de o burada da var. Kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu net olarak söyleyebilirim. 5-7, 4-2 sürpriz. İkinci koşu tekrar maiden. Burada da bakın 7 bu kez favori. Yukarıdaki favori önerdiğim atın aynısı. Kazanması gerekir. Gene yukarıdaki atın aynısı orada favoriydi. Tek yarış eksiğiyle burada. 3, rakip olur. 7 eğer eksik koşar yarıştan çıkarsa 3, 4, 9'da buranın sürpriz atları görebildim bundan arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı mücadele. 9 nolu safkan son yarışını kazanmış. En azından formda safkan, kalite handikap puanıyla kazanma potansiyeli olan bir safkan tekrar. Burada 11 ekürlerden 11, 6, 2 buranın diğer plase durumunda olan atları. 5, 8 arasına rağmen, eksik yarışlarına rağmen sürpriz yapabilecek kapasite olan safkanlar. Dördüncü koşu tekrar maiden dişi. Burada da 5 nolu safkan. Geçen seneden bir yarışı var. Bu sene yarış göstermişler. Kalite handikap puanı yüksek verince benim favorim çıktı. Öneririm favori olarak. 4 buna benzer bir safkan arası var hala. Bunlar erken yarış görmüş safkanlar. Bu iki safkanda favori piyasaya çıktılar. Hem sürprize kaldılar. Yazılması gerekir diye düşünmekteyim. 3 buranın 4 yaşının avantajı olan kazanması gereken safkanlarından biri. 3 nolu safkan. Yani diğer iki at sürprize çıktığı için ön planda tuttum. 2 buranın gene yukarıdaki atın bir benzeri. Tek yarışıyla burada AGF işte eksik koşuyorlar. Ama yazılması gerekir. Tek atılmaz. Böyle atları yazın arkadaşlar. Arada bir geliyorlar ama çoğunlukla da gelmiyorlar. 8-9 yine tek yarışları olan safkanlar sürpriz. 5. koşu şartlı mücadele. 7 ve 3'ün AGF almış safkanların durumunu iyi görmedim. Sürpriz çıkartma ihtimali yüksek bir yarış. En uygun safkanda bir grubun en kaliteli atı para kazanacaktır. Tek olabilir bakın bu, böyle safkanlar. 1 gibi çıkan safkanlar tek olabilir. Yarıştan çıkar ise 4 bu atın yerine geçer ve 5. Bunlar da kazanma ihtimalleri yüksek olan safkanlar. Sonra artık 8, 7, 3, 9 önereceğim safkanlardır. Bu üçlüyü mutlak kuponlarınızda bulundurun. Tek olacaksa bence 1 nolu safkan tek olabilir derim. 6. koşu tekrar maiden. Çok maiden yarışları var yani bu Saratoga'nın. Tabi bilemiyorum yani 2-10 burada AGF almış safkanlar 1-11 dün vardı gene böyle yarışlardan birinde sürpriz çıktı. Yani ne olacağını kestiremiyorum tabi halimi. Handikap puanları çok yok. 7. koşu şartlı mücadelede 3 nolu safkan kazancı yüksek grubun kalite handikap puanıyla iyi veren safkan oldu. Kazanabilir böyle safkanları da tek öneririm. 3 nolu safkan AGF ağırlığını taşır. AGF'den etkilenmez ise kazanabilir. 4 yaşında 7 nolu safkan sürpriz yaparak gelir. 7 tek kullanmıyorsanız. 5 gene tek kullanmıyorsanız ganyanlı gelecek sürpriz at. Bir de 8 grubun en sonuncu atı arkadaşlar. İşte bu atlar bizleri ters köşe yapan atlardır. Yani yazılmaz demem yazılır. Ganyanlı gelir bu at. Sonuncu at AGF'lerde. İşte 5 gibi 8 gibi atlar. Sürprize imza çıkartır. 3, 7, 5, 8 çok sürpriz. Diğer atlar var. Yakınlar birbirlerine. Yani hiçbirine itiraz etmem. Bu atlardan sonra görebildiğim bunlardı. 8. koşu şartlı mücadelede. Biraz burası da zor geldi bana. 5 eksik yarışıyla vurdu. 2 yarışla vurdu. %40 AGF. Grubunda en kaliteli atı dezavantajı. 3 yaşının eksik yarışlarıyla burada olması. Kazanabilir. Tek atacak arkadaşlara gene itirazım olmaz. Yani zor bir yarış bence. 8, 1, 7
Bu hatlara dikkat edin. Bunlardan da birincilik gelebilir. 9 ve 6. 9, 6. Yine sürpriz ihtimali olan 3 AGF almış. Bir altıncılığı gelmiş bu sene için. Sürpriz ihtimali olan safkanlar. Yani zor geldi. O yüzden dikkat edin derim buraya. 9. ve son koşu. Bir nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. 2 yarış burada. 2 yarış görmüş burada. Yarışın favorisi tek yarışı da burada. İşte 8, 11 gibi atlar. 6, 5. Bakın birden sonra bir yapan 7 nolu safkan var. Bir tane var. Diğerleri birden sonra genelde 1, 5, 1, 3 gibi. Yani 1, 8 gibi performans gösteriyorlar. 1, 4 gibi. Belli olmuyor tabii. Yarış açık yarış. Eğer bizdeki grup 2 ise Pilates'i gelir. Bir de o yüzden bir numara safkanı önermekteyim. Grubun en kaliteli atı. En azından yeriniz varsa 8'in yanına ekleyiniz derim. Sürprizini ekürlerden 2 numara safkandan beklerim. Diğer atların yazımı sırayla size kalmış artık. Saratoga bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.